Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TEI ve GE Aerospace, F-110 turbofan motorlarının bakım onarım işletim faaliyetleri için lisans süresini uzatmak amacıyla sözleşme imzaladı. Sözleşme ile TEI, F-110 kullanıcılarına lojistik ve idame konusunda destek sağlayabilecek. F-110 turbofan motoru, F-16 ve F-15'e ek olarak TUSAŞ Kaan MMU'nun prototipinde kullanılmaktadır. Kaan MMU'nun sonraki prototiplerinde F-110 motorlarını kullanması planlanmaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, 2 adet daha Kaan'ın üretimine başladı. Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil şu ifadeleri kullandı: 2 adet daha Kaan üretmeye başladık. Uçağımız uçabilecek durumda ama bazı testler nedeniyle titiz davranıyoruz. 2028'de 20 adet Kaan savaş uçağımızı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz. Blok 10 paketi bu uçaklar, F-35'in bir altı, F-16'nın bir üst segmenti olacak. Defense Türk olarak Savunma Sanayi Başkanlığı'nın tensipleri ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ni ziyaret ederek Milli Muharip Uçak Kaan'ın projedeki durumunu ve ilk uçuşunu konuştuk. Bu kapsamda MMU Ürün Baş Mühendisi Emre Yaban, Defense Türk'e proje hakkında açıklamalarda bulundu. İlk üretilen prototip olan P-0'ın uçuşu hakkında açıklamalarda bulunan Yaban, şu ifadelere yer verdi: "Biz tüm platformlarımızı testlere ve hava kuvvetlerimize teslimatı için çalışmalarımızı yaparak tasarlamaktayız. İlk uçağımızın montajını ve tasarımını yaparken uçuracağımızı düşünerek tasarlamıştık. Dolayısıyla ilk uçuşu planladığımız platform üzerinden yapacağız. Sonrasında 6 adet daha test platformu yapacağız. Bunun yanında başka platformlarda test uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra ise uçağımızı farklı bloklar halinde müşterimizin istediği hale getireceğiz. Uçuş testlerinden elde edeceğimiz veriler ile uçağımızı geliştireceğiz."